Emekli de son seçimde vurmuştu, gol oldu. AK Parti'yi aşağı çekti, gayet de güzel oldu. Değerli vekiller, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kendisini ekonomist zanneden Sayın Cumhurbaşkanı'nın uyguladığı yanlış ekonomi politikaları Türkiye'de ciddi bir ekonomik krize sebep oldu. Yaşanan bu krizden en fazla etkilenen ise maalesef emekliler oldu. Emekliler ilk kez, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar garipler, bu kadar perişanlık yaşıyorlar, bu kadar sefahat yaşıyorlar. Emekli garip, emekli mahzun, emeklinin başı önüne eğilmiş durumda. Saygıdeğer AK Parti milletvekilleri. Emekli bir adetti, bir gelenekti. Seçim bayramdan önce, Kurban Bayramı'ndan önce emekliye maaşı verilirdi. Emekli de giderdi o maaşıyla kurbanını alırdı, dini vecibelerini yerine getirirdi. Yine sizin döneminizde emekliye Kurban Bayramı'ndan önce maaş vermediniz, onu çok gördünüz. Gerçi verseniz de fark etmezdi. 3 kuruş 5 kuruş para veriyorsunuz zaten. Değil kurban almak, emekli o parayla gidip birkaç kilo et dahi maalesef alamaz hale geldi. Emekliyi emekler hale getirdiniz. Emekli AK Parti yüzünden emekler vaziyette. Bakın Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 6.8 milyar dolar faize, dış faize ödemiş. 2023 yılında 18 milyar dolar, muhtemelen 24 olacak bu yıl sonuna kadar. Ve 2003'ten bugüne kadar 20 yılda da 234 milyar dolar faize para ödemiş. Faize bu kadar para ödeyen bir hükümet emekliye maaşına zam yapabilir mi? Yapamaz. Beşli çeteye vergi affı yapan, AKP'nin yandaş iş adamlarına, müteahhitlere hortumlatan, milletin parasını çarçur eden, kendi yandaşlarına milletin parasını aktaran hükümet emekliye maaş zammı yapamaz. Saraylarda oturup bir eli bir yağda bir eli balda olanlar, yüzlerce korumayla gezenler, milyon liralık arabalara binenler emeklinin maaşına zam yapamazlar. Devletin, milletin fabrikalarını, ırmaklarını, denizlerini, sahilleri, dağ taşı, madenleri satanlar, çarçur edenler sonra çıkıp vergi adı altında milletin cebine göz diken vicdansızlar bu milletin emeklisine maalesef zammını yapamazlar, maaşını arttıramazlar. Yaşlılık aylığı alan emeklilerin %60'ı ya ikinci bir işte çalışıyor ya da ikinci bir iş arıyor. Bakın bu ayıp size yeter. Emeklinin %60'ı ya ikinci bir işte çalışıyor ya da ikinci bir iş arıyor. Yani 2 milyon emekli şu anda resmi kayıtlara göre ikinci bir işte çalışıyor. Peki emeklilik sistemi... Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Emeklilik sistemi nasıl? Yıllarca SGK batırıldı, şu oldu, bu oldu diye üfürdünüz durdunuz, üfürdünüz durdunuz. SGK hiç olmadığı kadar yine Cumhuriyet tarihindeki en yüksek açığı bu yıl veriyor. Sizin döneminizde veriyor. Emeklilik sisteminde Türkiye 4. sırada. Neyde biliyor musunuz? Başarısızlıkta, kötü yönetimde. 1 Hindistan, 2 Filipinler, 3 Arjantin, 4 Türkiye. Türkiye'nin emeklilik sistemini SGK'ya getirdiğiniz haliniz bu işte sizin. Siz bu ülkenin emeklisine, işçisine, emekçisine, öğrencisine, memuruna maalesef ve maalesef hiçbir şey vermiyorsunuz. Siz daha çok cukka, müteahhit, AK Parti'nin yandaşı, ya malı nasıl götürürüz hesabında olanlara akıttıkça akıtıyorsunuz, verdikçe veriyorsunuz. Ama herkesin bir hesabı var, Allah'ın da bir hesabı var. Seçmenin de bir hesabı var. Seçmen 31 Mart'ta size güzel bir tokat attı. İnşallah 2028. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz bayram tatili boyunca 25-30 yaşlarında genç bir agnostik yazar Peygamber Efendimizle ilgili bir takım sözler etti. Onlar çok tartışıldı. Sosyal medyada tepkiler büyüdü. Adalet Bakanı işin içerisine girdi. Yakalama kararına kadar iş götürüldü. Yani olacak iş değildi. Ben o tartışmayı burada yeniden açmak niyetinde falan değilim. Ben bambaşka bir şekilde meseleye yaklaşmak istiyorum. Bu nedenle de esasen çok samimi bir öncelikle de muhafazakar siyaset çizgisinden gelen arkadaşlara, sadece muhafazakar siyaset de değil, merkez sağ siyasetten gelen birisi olarak kendimi de işin içine katarak sağ siyasetin bütün damarlarından gelen arkadaşlara, hatta ayrımsız bütün siyasete bir çağrıda bulunmak istiyorum.
Şayet biz çocuklarımızın dinle ilişkisini önemsiyorsak, çocuklarımızın, gençlerimizin dinden uzaklaşmasını dert ediyorsak, o zaman agnostik yahut deist yahut ateist, yani kendi kişisel pozisyonlarını açıklamış olan kişilerin dinimizle ilgili söyledikleri sözlerden endişe etmeyelim. Asıl zarar onlardan gelmiyor. Asıl zarar din adına konuşanlardan geliyor. Asıl zarar din adına iş görenlerden geliyor. Gerçekten asıl sıkıntımız bu. Türkiye'de öyle bir güruh var ki tasavvuftaki anlamından çok uzak, dinimizin temel ilkelerinden çok uzak tarikat yapıları cirit atıyor. Yahu ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım isteriz diye temel bir düsturu olan bir dinde ve bu düsturunu 5 vakit namazda günde toplam 40 kere tekrar edilmesini isteyen bir dinde müritlerinden koşulsuz sadakat bekleyen tarikat şeyhlerinin yeri olabilir mi? Ama varlar, hem de çoklar, hem de çoğalıyorlar, hem de çok konuşuyorlar. Onlar konuştukça çocuklarımız dinden, imandan soğuyorlar. Onlar konuştukça gençlerimiz deist oluyorlar, ateist oluyorlar. Değerli milletvekilleri, bakın dikkatinizi çekti mi? Türkiye'de bir ateizm derneği diye bir dernek var. Ama son zamanlarda hiç onun faaliyetini gördünüz mü, işittiniz mi? Ben işitmedim. Çünkü onlara ihtiyaç yok ki. Türkiye'de ateizm derneğinin faaliyet göstermesine ihtiyaç yok ki. Neden olsun? Annenizin diz kapağına fazla bakmayın, hallenirsiniz diye vaaz veren şeyhler varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Sadece onlar mı? Resmi din görevlileri var. Cami kürsülerinde sıcak siyasete girip her gün siyasetçilere ayar veren, bu yüzden de toplumun en az yarısının nefretini kazanan, sosyal medya fenomeni olmaya hevesli din görevlileri varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Dahası var. İsrafa ve şatafata düşkünlüğüyle Diyaneti, dolayısıyla dinimizi sürekli tartışma konusu haline getiren Ali Erbaş varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Birisi daha var ve ben onu çok daha tehlikeli görüyorum. Müfredatın her yerine, olur olmaz her yerine din bilgisi sokuşturarak dindar nesil yetiştireceğini zanneden, ama işin sonunda iddiayla söylüyorum, hem bilgisiz hem dinsiz nesiller yetişmesine sebep olacak olan Yusuf Tekin varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Gerçekten çocuklarımızı dinden bunlar soğutuyorlar. Bunlara karşı çıkmalıyız. En önce de muhafazakar siyaset karşı çıkmalıdır. Önergeyi oyla. Genç işsizlik oranlarının %30'lara, %40'lara vardığı 18-35-40 yaş periyodundaki insanlarımızın yarınlarından umudu kestiği bir ülkede, sayenizde 20 yıldır artık umut kesildi ve Türkiye'de 500 bine yakın yıllık insan göçü olduğu, 100 bininin üniversite mezunu olduğu bir ülkede insanlar maalesef bu kripto para piyasasına girmek zorunda kaldılar büyük umutlarla. Bunu bir kumar olarak, bir kumar türü olarak kullanılmasına izin verildi. Reklamları televizyonlarda yayınlandı ve milyarlarca lira, bakın 170 milyar dolar Türkiye'den çıkan, kripto para için çıkan meblağ bu kadar. Bu çok ciddi bir para ve bu paranın geri dönüşü de imkansız. 6,5 yıldır neredeydiniz? Ha, şu anda çıkarmış olduğunuz kanunla da hiçbir şey engelleyemeyeceksiniz, ben onu da söyleyeyim. Çünkü giden gitti ve bu paraların geri dönmesi mümkün değil. Küçük yatırımcıya çok cazip gösterildi. Sosyal medya hesaplarından yüksek enflasyonun, işsizliğin olduğu, umudun kesildiği, emeklilerin evini satıp
emekli ikramiyesini satıp kriptoya girmesine sebep oldunuz. Neden? Çünkü Türkiye'deki ne emekli, ne işçinin, işsizin yarın güvencesi yok oldu sayenizde ve kriptoya girildi. Bu kripto parayla giren paralar ve skandal bir şekilde bu soygunlar da oldu bu arada, onu da söyleyeyim. En son 1-2 hafta önce ismini vermeyeceğim bir platform üzerinden milyonlarca dolar Türkiye'nin kaybı oldu. Hesaplar ele geçirildi. Çünkü güvenlik sistemi de yoktu. Ve bu insana perişan oldu. Vergilendirme zaten yapılmadı. Yapılması da çok zor. Güvenlik yoktu. Ondan sonra sosyal medya platformunu eline geçiren Amerikalı meşhur şahıs tarafından sosyal medyadan sürekli olarak bu şaka coin denen, mem coin denen ve karşılığı olmayan değişik para birimleri üzerinden yapılan ticaret ve bu işlemler vasıtasıyla 1'e 40, 1'e 50 farklı şekilde bu paralar dolandırıldı ve siz uyudunuz. Ve uyuduğunuz bu periyotta milyonlarca insanımız da soyuldu, ondan sonra mağdur oldu, kredileri bitti, her şey bitti, evinde elinde hiçbir şey kalmadı. Ve o platformlarda da engellemediniz. Şirketlerin reklamına izin verdiniz ve bu mevcut getirilen yasada da yok. Kaldıraçlı işlemlerde dahil olmak üzere biliyorsunuz BIST'te Menkul Kıymetler Borsası'nda bir seansta %10'luk falan artış ve eksilmelerin dışında işlem yapamıyorsunuz ama burada sınır yok. Bir günde 40 kat artan şeylerde artı kaldıraçlı işlemlerde Türk insanı soyuldu. Ve siz 6,5 yıldır neredesiniz? 6,5 yıldır bu konuda hiçbir yasal düzenleme yapmadınız. Ama şimdi neden yapılıyor ben de merak ediyorum. Hepimiz merak ediyoruz. Gerekçesini söyleyemiyorsunuz. Sayın Başkanım, buradaki influencerların olmak üzere yasal düzenlemeyi yerine getirmedikleri için ben şöyle diyorum. Gelin hep birlikte bunları torba yasaların içine veya hiçbir maddesini bile değiştirmeden, bir gün değiştirmeden çıkartıyorsunuz bu kanun tekliflerini. Gelin daha kapsamlı bir çalışma yapın. Bu kanun teklifiyle hiçbir şey gerçekleşmeyecektir ve soyguna engel olmayacaksınız. Kaldıraçlı işlem dahil hiçbirine engel olmayan bir madde yok. O bir dakikayı da ben meclise veriyorum başkanım. Teşekkür ederim. Sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Öncelikle meclisin emekçinin sömürülmesine, emekliye yaşam hakkının tanınmasına, asgari ücretlinin kuru ekmeğe muhtaç hale getirilmesine karşı çıkması, yurttaşa karşı, halka karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. İktidarın AKP-MHP ortaklığının toplumu uçuruma sürükleyen bilinçli ekonomi politik tercihlerine, politikalarına ve kararlarına bağlı olarak yaşanan ekonomik sorunlar gün geçtikçe artmakta. Yapısal sorunlar dayanılmaz bir hal almaktadır. Düne kadar yüksek döviz, düşük TL diyenler, hani ne oldu bu ekonomik modelinize? Tezgahınızda argüman tabii ki çok. Yarattığınız her toplumsal probleme, sebebi olduğunuz her krize ve felakete yüzünüz kızarmadan bahaneler uydurabiliyorsunuz. Çünkü ideolojiniz, fikriniz ve zihniniz bu tür dönüşlere güç buluyor, kandırma ile yaşamda tutunabiliyorsunuz. Türkiye'nin sayenizde otoriterleşmede sınır tanımaması, yargının siyasi iktidarın emir eri gibi davranması, vereceği kararlarda iktidarın çıkarlarına göre hizalanması, temel ve hak özgürlüklerin rafa kaldırılması, Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklı güvenlik ve savaş politikası sonucu harcamalarında yaşanan devasa artış ülke ekonomisini çökertmiştir. Türkiye ekonomisindeki bu çürüme hali emekçi halklarımızı büyük bir yoksulluğa ve açlığa mahkum etmiştir. Emeğiyle, alın teriyle geçinen milyonlarca yurttaş için hayat çok daha zorlu bir hale gelmiştir. TL pul olmuştur, yok olmuştur. Halkın emeği vergisi şirketlere peşkeş çekilmiştir. Devletin kasası emekçinin maaşına yapılan zamlarla değil, şirketlere ödenen ücretlerle boşaltılmıştır. Sayın milletvekilleri, bakınız 2002 yılında bir asgari ücreti bir aylık maaşıyla 7 çeyrek altın alabiliyorken bugün bir asgari ücretle ancak 4 çeyrek altın alabilmektedir.
2002'de asgari ücret altında ücret alanların oranı yaklaşık %25 iken 2024'te bu oran %50'ye kadar çıkmıştır. AKP'li yıllarda 22 yılda Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı %40 oranda artış göstermiştir. Açlık sınırının Mayıs ayında 18.969 liraya çıktığı bu süreçte iktidarın Haziran ayında asgari ücrete zam yapmaması akılla vicdanla açıklanabilecek bir durum değildir. Yoksulluk sınırı 61.788 lira olmuştur. Asgari ücretle çalışan milyonlarca emekçi yoksulluk sınırının yaklaşık dörtte biri maaşla açlığa mahkum edilmiştir. Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 ayda asgari ücretli maaşından 3.148 lira kaybetmişken asgari ücretli zamlanmayan eriyen maaşıyla ev mi geçindirebilecek, kira mı ödeyecek, çocuklarına mı bakacak, tedavi mi olacak, pazara mı gidebilecek, et mi alacak, insan içine mi çıkabilecek? Hayat pahalılığının her geçen gün daha da arttığı, enflasyonun resmi rakamlara göre yaklaşık %75, bağımsız araştırmacılara göre ise %20'lere vardığı bir ortamda Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Asgari ücretli Ocak ayına kadar zamsız nasıl dayanabilecek? Ailesini nasıl geçindirebilecek? Nasıl? Sürekli artan enflasyonla emeğiyle geçinen yurttaşların bu canavara yem edilmesi, asgari ücretin yılda sadece bir kere yapılacak zamla belirlenmesi asla kabul edilemez. AKP-MHP iktidarının sermaye yanlısı ekonomik politik tercihleri sebebiyle enflasyon, işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, açlık sorunu her geçen gün daha da büyümektedir. Neredeyse her gün iğneden ipliğe gelen zamlar nedeniyle yapılan ücret artışları da anlamını yitirmekte, artan hayat pahalılığı yurttaşların alım gücünü gün geçtikçe daha da düşürmektedir. Tüm bu gerekçelerle toplumun önemli bir çoğunluğunun hayatını doğrudan etkilediğinden asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir oranda belirlenmesi, asgari ücretin Türkiye'de temel ücret olmaktan çıkarılması için mecliste bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir, gerekliliktir, zorunluluktur. Hepinizi komisyonun kurulması oylamasında oy verirken bu hakikatlere uygun, onurluca davranmaya çağırıyorum. Teşekkürler. Genel kurulu saygıyla selamlar. Buyurun. Sözlerime başlamadan önce Diyarbakır ve Mardin illerimizde yaşanan yangın felaketinde yaşamını kaybeden yurttaşlara Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır, hala yaralı olup tedavisi devam eden hastalara ise acil şifalar diliyorum. Bildiğiniz gibi büyük bir felaket yaşadık. Çınar ve Mazıdağ'da 15 yurttaşımız yanarak can verdi. Binlerce hayvan yaralandı, telef oldu. Ekinler telef oldu. Hepimiz gördük ve bunu canlı bir şekilde yaşadık. İktidar alışmış zaten yaşanan felaketlere dair hiçbir sorumluluk almadan suçu kendinden atmaya. Ama usanmadan suçların faillerini anlatmaya bu kürsülerden devam edeceğiz. Bu yangının müsebbibi, can kayıplarının sebebi önce bu iktidarın kendisidir ve sonrası ise sermayedere olduğu DEDAŞ'tır. Değerli milletvekilleri, yangın başladığı andan itibaren arazinin kurak ve geniş olduğunu bilen bütün bir bölge halkı, sivil toplum kuruluşları, bizler açık açık çağrı yaptık. Acil bir şekilde oraya helikopter gönderilmesi gerekiyor dedik. Fakat ne oldu? Aklımızla alay eder gibi ertesi gün bir AKP'li vekil çıkıp şunu dedi. Karanlıktı, yollayamadık dedi. Peki soruyorum ya, siz değil misiniz NATO'nun en büyük ordusu olmakla övünen? Siz değil misiniz yerli milli İHA'larla, SİHA'larla gece gündüz uçmakla övünen? Yine daha 2 ay önce burada Kaan isimli bir tane uçak, beşinci nesil uçak üretebiliyoruz deyip Kaan isimli uçağın reklamlarını buraya koyan sizler değil miydiniz? Fakat 2 tane küçük ilçeye bir yangın uçağı gönderemediniz sizler. Maalesef ki göz göre göre
Göz göre göre bu yangına sizler müdahale etmediniz. Bunun vebali de AKP'nin tam da üstündedir. Siz sadece bölgede çıkan yangına değil, daha 2 yıl önce Muğla'da, Ege'de çıkan yangına da müdahale edemediniz. Neden peki? Çünkü siz doğaya düşmansınız. Siz ekolojiye düşmansınız. Siz ötekine düşmansınız. Siz halklara düşmansınız. Bu politikalarınızla varsa yoksa sermaye, varsa yoksa peşkeş çekmelerle günün sonunda bu halk sizleri mahkum edecek. Peki bu duruma ilişkin açıklamanız ne oldu? Daha hayatını kaybeden insanları toprağa vermeden AKP sermayedarı DEDAŞ ve AKP'nin valisi köylüler yaktı dedi. Anız yakılması sonucu bu yangın çıktı dedi. Utanmadan daha cenazeler yerdeyken böylesi bir açıklama yapabildi. Çünkü siz alışmışsınız zaten. Hem kendiniz yapıp suçu da halkın üzerine atmaya. Ne oldu peki? Savcılık birlikçi raporunu açıkladı. Yangının çıkma sebebi nedir dedi? Elektrik telleridir dedi. Fakat sizin buna dair bir açıklamanız oldu mu? Halen buna ilişkin bir açıklamanız olmadı. Ez cümle yaşamını yitirenlerin vebali sizin üzerinizdedir. Geride bıraktıkları aileleri, evlatları, sizleri utanç ile anacaklar. Bu katliamın faili olarak anacaklar. Peki DEDAŞ bununla bitiyor mu? 15 insanın yaşamını yitiren, ailede geride bir sürü insanı bırakan bu zulümle yetiniyor mu? Bu zulümle de yetinmiyor. Yıllardır bölge halkının başına bela olmuş. Seçim bölgem olan Urfa. Ben buradan Urfa milletvekillerine, AKP'nin milletvekillerine sataşıyorum. Gelsinler, söz alsınlar burada. DEDAŞ'la ilgili tek bir kelime etsinler. Nasıl bir politika ürettiğine dair, karşımda ne yaptıklarına dair tek bir kelime etsinler. Hiçbir şey diyemezler. 45 derece sıcakta Urfa'da elektrik yok ya. 21. yüzyıldayız. Telefonlarımız susmuyor. Bölge halkından bizi arıyorlar. Ekinlerimiz yandı. Tarlada telef oldu. Sıcaktan hastalarımız yaşamını yitiriyor diyorlar. Fakat siz ne yapıyorsunuz? Tek bir açıklama yapmıyorsunuz. Neden peki? Sataşıyorum, gelin cevap verin burada. Neden peki? Çünkü DEDAŞ kim? Erdoğan'ın varisi, prensi. Müdahale edebilir misiniz? Edemezsiniz. Padişahım çok yaşa demekten, el pençe olmaktan başka yaptığınız hiçbir şey yok. Bölge halkını bu şekilde sefalete sürüklediğiniz için biz sizi burada teşhir etmeye, bu politikalarınızdan vazgeçmeyene kadar Urfa halkının, DEDAŞ'ın bela olan, başına bela olan Urfa halkının her zaman yanında olacağımızı, bu politikalarınızda teşhir etmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum.